Değerli basın mensubu arkadaşlar, bugünkü basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin siyasi kaderinin belirleneceği seçimlere 2 gün kaldı. Hepinizin malumu Türkiye'nin seçim sicili çok temiz değil. Yakın tarihte gerçekleşen seçimlerde 2017 yılındaki referandumda mühürsüz 3 milyon oyun hukuksuz bir şekilde geçerli saydığını unutmadık. 2018 yılındaki seçimlerde yapılan usulsüzlükler hala hafızamızda. 2019 yerel yönetim seçimlerinde dışarıdan seçmen taşınmasına ölmüş insanların seçmen olarak yazıldığı ve bir evde 350-400 seçmenin yazıldığını biz Siirt İl Örgütü olarak tespit etmiştik ve siz basınla paylaşmıştık. Yine 2019 yerel yönetim seçimlerinde Iğdır ilimizde 39 yataklı öğretmen evine 850 seçmen yazıldığını il örgütümüzün itirazı sonucu durdurulmuştu. Bu da YSK tarafından seçmen kaydının dondurulmasının ilk örneğiydi. Siirt halkı merak etmesin, biz bürokrasinin yanlı tutumuna rağmen, bürokrasinin bütün tehditlerine, şantajlarına rağmen Siirt halkının sandığa giden oylarını sonuna kadar koruyacağımıza, bu oyların sonuçlanıncaya kadar sandıkları terk etmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. İktidar çevreleri tarafından, iktidar basını tarafından kimi yalan yanlış manipülasyonlar yapılıyor. Gitmeyeceklermiş, vermeyeceklermiş, böyle bir şey yok. Halk kimi tercih ederse o gelecektir. Gelecek de halk kime oy vermişse o seçilecektir. Seçilecektir de bu konuda halkımızı bize güvenmesine, sandıklara gitmesine, oy kullanmasına, valilerin, kaymakamların, bürokrasinin bütün tehditlerine, hükümet olanaklarını seferber etmesine rağmen artık bir karşılıklarının kalmadığını çok iyi biliyoruz. Bugün Siirt'te sahada AKP milletvekillerini görmüyoruz. AKP yöneticilerini çok az görüyoruz. Siirt'te çalışan AKP değil. Çünkü bir karşılık da yok. 21 yıllık iktidarın gelmiş olduğu noktada perişan olan bir halktan oy isteme yüzleri yok. Artık kimse onların vaatlerine, sözlerine, programlarına, planlarına güvenmiyor. Maalesef siyaset yapması gerekenler işte bugün parti binalarında oturuyor. Tarafsız olması gereken valiler, kaymakamlar, bürokrasi il yönetimlerinden daha aktif çalışıyor. Biz Siirt valisini çok istiyorsa gelip bizde yarışmasını burada öneriyoruz. İlçe kaymakamlarını bu kadar siyaseti seviyorlarsa gelsinler İktidar Partisi'ne aday olsunlar, birlikte yarışalım diyoruz. Bu hükümet olanakları bir siyasi partinin olanakları değil, yanlış yapıyorlar. Ayın 15'inde devletin bu olanaklarını bir partiye, iktidar partisine kullanan bu yöneticiler hakkında da yargı aracılığıyla partimiz, genel merkezimiz gerekli olan suç duyuruları yapacaktır. Dingo'nun ağrı değil burası. Evet, zulüm var, antidemokratik bir zemin var, eşit olmayan koşullarda yarışıyoruz. Ama bu sür git böyle olmayacaktır. 15'inden sonra Siirt valisine sen AKP il başkanı mısın, Siirt'in valisi misin sorusunu soracağız biz. Dolayısıyla bürokrasinin tarafsız olmasını istiyoruz, tarafsız kalmasını istiyoruz. Taraflı olsalar dahi Siirt'in Kürtleri, Arapları, Türkleri, kadınları, gençleri kesinlikle bu iktidarı sandığa gömecektir. Yani bunun bir kaçarı yoktur. Dolayısıyla niye sizi topladık? Sizin aracılığınızla Siirt halkına, aslında Türkiye halklarına sesleniyoruz. Kaygılanacak bir durum yoktur. Her sandıkta sandık kurulu üyemiz vardır. Her sandıkta müşahitlerimiz vardır. O sandığa atılan oyları, ıslak belgelerini merkezlerimize ulaştıracağız. Tek bir oyumuzun çarçur olmayacağı bir örgütlenme geliştirdik, bir çalışma yaptık, bir planlama yaptık. İnşallah başta Siirt'te olmak üzere Türkiye'de bu bizi yoksulluğa, açlığa, zulme terk eden tek adam rejimini göndererek gerçek halkın evlatlarını, gerçek halkın temsilcilerini yönetime taşıyacağımızı burada belirtmek istiyoruz. Korkmayacağız, halkımız korkmasın. Manipülasyonlara inanmasın diyorum son olarak. Sizin aracılığınızla halkımızın oylarının halkımızın oy atmasını, sandığa gitmesini, bizimle birlikte
sandık sonuçları netleşinceye kadar sandık kurullarının okulların önünde, il seçim kurulu önünde beklemesini talep ediyoruz. Ve Siirt halkına, Türkiye halklarına şimdiden seçimlerin hayırlı olmasını diliyoruz. Tekrar ediyorum, bu tarihi seçimde kesinlikle ciddi bir partimiz teveccühle, ilgiyle, alakayla karşı karşıyadır. Bunu seçim sonuçlarına yansıyacağını da zaten tahmin ediyoruz. Hile, urdalar var, tehditler var, şantajlar var ama bunların hiçbirisinin sandıkta sonuçları etkilemeyecek bir noktada durması için elimizden gelen bütün çabamızı, bütün emeğimizi seferber ettik. Halkımız bize güvensin, oylarına güvensin, çıkacak sonuçlar netleşinceye kadar oylarını, sandıklarını terk etmesin diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.